Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel geliyor. Büyük alkışlar. Dünyanın ucunda bir gül açılmış. Hep bile file sen yele merhaba. Dünyanın ucunda bir gül. Seyhan'ın güzel insanları, sıcak Adana'nın sıcakkanlı, yüreği sıcak, gönlü geniş, alnı dik, başı açık, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bereketli Çukurova'dayız. Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in, Müslüm Gürses'in Adana'sındayız. Seyhan Nehrimizin yanı başında modern Abdi Ağalara karşı ince Mehmetler gibi direnenlerin kentindeyiz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün Zeydan Karalar'ın yıllarca emek verdiği, sonra belediye başkanlığı görevini yaptığı ve belediye başkanı olduğu her gün sokaklarında yaşadığı, caddelerinde dolaştığı, çayını kürsüde oturup içtiği, kebabını tezgahta yediği ve Adana'nın her köşesine, Seyhan'ın her köşesine dokunduğu, görevi bırakırken böyle bir kent meydanını kazandırdığı, böyle bir öğrenci yurdu yaptığı, böyle bir kadın akademisi yaptığı, emek emek Adana Adana çalıştığı güzel Seyhan'dayız. Adana'da partimizin 16 belediyesi var. Partimiz 16 belediyeye başkan adaylarıyla talip durumda. Şu an itibariyle 3 belediyemiz var. Ama seçimden sonra göreceksiniz, hem Adana Büyükşehir Belediyesi'ni hem de 16 belediyenin gönül ister tamamını, ama tamamına yakınını alacağız. Tamamına yakınını. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlere giderken geçmiş seçimlerdeki gibi bir ittifakla gitmiyor. Yalnız kaldı. Seçimi kazanamaz diye düşünenler vardı. Ama iş sokaklara gelince, meydanlara gelince, iş sahaya çıkmaya gelince herkes gördü ki bir tarafta Cumhur İttifakı, her geçen gün birbirine benzeyen bir korku ittifakı, korkutarak, tehdit ederek, şantaj yaparak, hizmet getirmeyiz diyerek, depremzedeye dahi tehdit ve şantajda bulunarak, korkutarak ilerleyen bir ittifak. Yanlarına bir de Hüdapar'ı aldılar. Eski domuz bağcıları, kadınlar yalnızsa, bekarsa onları sokak hayvanları gibi sahiplendirmek lazım diyenleri. Hiç şimdi bunlar birbirine benziyor ve bunlar burada Cumhur İttifakı. Karşısında Seyhan'da Seyhan İttifakı'yla, Adana'da Adana İttifakı'yla, Türkiye'de Türkiye İttifakı'yla, bu korku ittifakının karşısında biz Seyhan'a geldik. Sosyal demokratlardan,
milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, Türklerden, Kürtlerden, Adana'da yaşayan hangi etnik grup varsa ondan, Alevi'den, Sünni'den ama gönlünde Seyhan olan, Adana olan, vatan olan bütün güzel insanlardan oy istemeye geldik. Gördük ki bu ittifak çoktan kurulmuş ama benim burada özel bir ricam, özel bir emanetim olacak. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanıyım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bir emanet koltukta oturuyorum. O gelmeden önce tek adam vardı, saray vardı, padişah vardı, söz tek adamdaydı. Sonra meclis kuruldu. Büyük bir mücadeleyle vatan kurtuldu. Cumhuriyet kuruldu ve cumhuriyetin gereği kadına Avrupalılardan 30 yıl önce, 40 yıl önce çağdaş bir ülke bunu hak ediyor, bu ülkenin kadınları bunu hak ediyor diye seçme ve seçilme hakkı verildi. Şimdi partinin mevcut genel başkanı olarak ilk genel başkanımızın önünü açtığı bir cumhuriyet kadını, partimizin geçmişte kadın kolları başkanlığı görevini yapan bir hukuk insanı, bir hak mücadelecisi, bir çevre mücadelecisi ve insanların insanca yaşamaları için siyaset yapan Atatürk'ün kızını, bir cumhuriyet kadınını, Oya Tekin'i aday gösterdik. Oya Tekin adayımızdır. Adana'ya, Seyhan'a emanetimdir. Cumhuriyetin emanetidir. Türk kadınının hakları sizlere Atatürk'ün emanetidir. Ona sahip çıkın. Oya Başkanı seviyor musunuz? Ona sahip çıkacak mısınız? Onu 1 Nisan günü Adana'nın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı yapacak mısınız? Önce Oya Başkanı bir kadınlar alkışlasın duyayım. Şimdi kadınlar bir sussun, alkış yapmasın. Adana'nın yiğit, mert, centilmen, kadın haklarına saygılı, kadına el kaldırmayan, kadını seven, koruyan erkekleri bir alkışlasın duyayım. Ben Seyhan'a güveniyorum. Oya Başkanıma güveniyorum. Seyhanlılara, size güveniyorum. Onu size emanet ediyorum. Değerli Adanalılar, bütün sorunları konuşacağız. Bütün sorunları konuşacağız. Kimse acele etmesin. Bütün sorunları konuşacağız. Önce ama 6 Şubat'ı hatırlayalım. Bu ülkenin görmüş olduğu en büyük felaket. Adana'mızda bu felaketler etkilendi. Adana'da 418 canımızı 6 Şubat gecesi kaybettik. 6 Şubat'tan sonra tabii Adana'ya hemen koştuk geldik ve depremden etkilenen 10 ilde hep vardık. Belediyelerimiz vardı. Adana Büyükşehir Belediyesi, Allah razı olsun Zeydan Başkan, İlk gün, ikinci gün, üçüncü gün Adana'nın yaralarını sardı, çorbasını kaynattı, çadırını kurdu, sonra deprem bölgesinin diğer illerine koştu. Yürekten tebrik ediyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz depremi unutmayacağız.
belediyelerimizin yeni seçilenlerinde, göreve devam edenlerinde öncelikli görevi depreme dirençli kentler inşa etmektir. Depremin hemen ardından 3 gün sonra Recep Tayyip Erdoğan söz verdi. Dedi ki 1 yıl içinde herkesin evini yapıp teslim edeceğim. Adana'da 21 bin konut yapmaya söz verdi. Tam 1 yıl sonra bitecekti. 13 ay oldu. Şu ana kadar teslim ettiği konut sayısı 1589, yani %7,5. Türkiye'deki oran da bundan farklı değil. Türkiye'de de 650 bin konut ihtiyacı var demişti. 45.900 konutu teslim etti. Oran yine %7. 100 kişiden 93'ü verilen devlet sözüne rağmen yaklaşan seçimi görüp de depremzedeler bize kızar da oy vermez diye bir yıl içinde ev vereceğim dediği 100 kişiden 93'ünü şu anda konteynerde bıraktı, çadırda bıraktı. Biz bu sözün takipçisi olmaya, depremzedemize sahip çıkmaya, Adana'mıza ve 10 ilimize sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Siz de takip edin. Adana'da bu meydana gelince iki kişiyi hatırlamam lazım. Bunlardan bir tanesi Adanalı işçi Savaş Oğuz. 10 yıl önce 2014 yılında Mart ayında Cumhurbaşkanlığının Kaçak Sarayı Türkiye Mimarlar Odası'nın itirazlarına, mahkeme kararlarına rağmen Atatürk'ün emaneti, Atatürk Orman Çiftliği'nin böğrüne bir hançer gibi saplanan o sarayın inşaatında çalışırken Savaş Oğuz 28 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi Adana'da yaşıyor. Ailesinin adalet mücadelesini iktidar yargısı sekteye uğraştı. Neredeyse bizim Somalı kardeşlerimiz gibi öldüren değil, ölen suçlu bulunacaktı. Bu gencecik insan saray inşaatında hayatını kaybetti ama aileye bu durumu önce uzun süre gizlediler. Sonra bir başsağlığı, bir destek mesajını bile çok gördüler. Ben bu ülkenin kurucu partisinin genel başkanı olarak Savaş Oğuz kardeşimizi ve onun gibi iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Adanalı acılı ailesinin, Oğuz ailesinin acısını bir kez daha buradan paylaşıyorum. Daha yakın bir zaman Zeydan Başkanımızın çalışma arkadaşı, hepimizin çok değer verdiği bir kardeşimiz, gencecik Samet'imizi, Samet Güdük'ü kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Onu da rahmetle ve özlemle anıyorum. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında Adanalı öğrenciler okuyor. Dört bir yanında gelin giden, evlenip de gidenler, yerleşenler var. Bayram geliyor. Adanalı öğrencilerin buraya gelmesi, buradaki öğrencilerin memleketlerine gitmesi, uzakta Iraklarda oturanların bayram hasretiyle ailelerine, memleketlerine koşması lazım. Ancak bir anda baktık ki bilet fiyatları bayram tarihli olunca %30-40 artmış. Bugün Adana'dan İstanbul'a gitmek için 750 lira olan bilet 1000 lira, 1100 lira olmuş. Tayyip Bey'i dinleyip
3 çocuk yapan bir ailenin İstanbul'a gidiş gelişi 10 bin lira, 12 bin lira olmuş. Böyle bir durumun sebebi geçen Mayıs ayında enflasyonu düşüreceğim, dövizi düşüreceğim, benzini, mazotu düşüreceğim diye iktidara gelip 19 liralık mazotu 42 lira yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır bunun sorumlusu. Adana işsizliğin en yüksek olduğu kentlerden birisi. Seyhan'da öyle. Bugün resmi ve dar anlamda işsizlik %9,5. Geniş tabanlı, yani iş aramaktan bıkanlarla haftada birkaç saat çalışıp başka iş arayanları da katarsanız %26. Ancak genç işsizliği deyince rakam Türkiye'de %40'larda, Adana'da neredeyse iki gençten bir tanesi işsiz. Ve maalesef beka sorunu dedikleri dünyanın öbür ülkelerinin Türkiye'de hayal kurması, Türkiye'yi gelip işgal etmesi sanıyorlar. Öyle anlatıyorlar. Öyle bir şey olursa kimse korkmasın. Sizden önce biz buradayız. Ama esas beka sorunu dünyanın en güzel ülkesinin, dünyanın en güzel gençlerinin dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmasıdır. 4 gençten 3'ü bu işsizlik sorunu yüzünden, güvencesizlik sorunu yüzünden dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmaktadır. Fırsatını bilince dünyanın öbür ucuna gitmeye varım, yeter ki kurtulayım diyordur. Buradan Seyhan'dan gençlerimize sesleniyoruz. Enseyi karartmayın, umudu kaybetmeyin, ülkeyi terk etmeyin. Birlikte başaracağız, birlikte başaracağız, birlikte başaracağız. Kredi kartı faiz oranını %4,5'tan %5,5'a çıkardılar. Yani nakit avans çekmek için ya da kredi kullanırken hazır kredi kullanmak için, yani hepinizin borcunu ödeyemediğinde kefilsiz kredi çekeceği ya da borcunu ödeyemediğinde gidip de nakit avans çekeceği faizi 5,5'a çıkardılar. %30 da bunun vergisi var. Bu hesaplandığında tam olarak %113 faize denk geliyor. Bakın, emekliye zam verirken TÜİK'e, ne demek TÜİK? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Ona güveniyorlar, onun rakamlarını kullanıyorlar. Emekliye %33 zam veriyorlar ama kredi kartı faizine gelince %113 zam uyguluyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu faiz düzenine, bu haramilerin düzenine, haramilerin saltanatına son vereceğiz. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da mitingi vardı. Konya'daki burada da birçok arkadaşımız var. Staj mağdurları gittiler Konya meydanına. Bir el sallayın. Bakın, staj mağdurları her yere gidiyor. Her mitinge gidiyor. Derdini anlatmak istiyor. Biliyorsunuz geçen sene EYT çıktı. İnsanlar emekli oldular ama staj mağdurları maalesef stajda sigortaları yattığı halde, çıraklık mağdurları, çırak çalıştıkları, sigortaları yattığı, sigorta başlangıcı olduğu halde
o günleri emeklilik gününe sayılmadı. Bu sorunu dile getirmek isteyen staj mağdurları Konya'da Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine gittiler. 40 kişi 50 kişi seslerini duyurmak istediler. Ne yaptı biliyor musunuz Recep Tayyip Erdoğan? Onları gözaltına aldırdı. Telefonlarını toplattı. Otobüslere bindirdi. Buradan sesleniyorum. Ey Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra daha önce de söyledim ama bundan sonra bu staj mağdurları hakkını alana kadar, çıraklık mağdurları hakkını alana kadar onlarla birlikte mücadele edeceğiz. İki elim yakandadır. İki elim yakandadır. Ayrıca EYT'de bir büyük mağduriyet daha var. O da Bağkurluların yaşadığı mağduriyettir. Memlekette kadınlar 5000 günde, erkek işçiler 7200 günde emekli olurken esnafın ve çiftçinin, Bağkurlularının hala 9000 gün sorunu vardır. Tayyip Erdoğan bu sorunu çözeceğine geçen seçimde söz vermiştir. Ancak seçimi kazandıktan sonra EYT mağduriyetini unutmuştur. Bu da gündemimizdedir. Bu sorun çözülene kadar da iki elimiz yakasındadır. Bir başka sorunu daha dile getirmek boynumun borcu. Ben iki emekli öğretmenin oğluyum. Ben 10 yaşında devlet parasız yatılı sınavıyla yatılı okula gitmiş, öğretmenlerin elinde büyümüş, ömrü yatılı okullarda geçmiş bir kardeşinizim. Ve ben öğretmenin kıymetini bilirim. Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde 80 bin, bir hesaba göre 60 bin, bir hesaba göre 80 bin atanmamış öğretmen vardı. Diyordu ki, kardeşim niye atamıyorsun? Madem atamayacaksın, niye mezun ettin, niye okuttun? Ben gelince bütün öğretmenleri atayacağım dedi, atamayı yapmadı. Ama bir de üstüne mülakat çıkardı. Geçen seçimde mülakatı kaldıracağım diye söz verdi. Seçimi kazandı, sözünü yine unuttu. Şimdi Türkiye'de toplam 1 milyon atanmamış öğretmen var. Ve Tayyip Bey ona ne diyor? Atanamamış öğretmenler diyor. Sanki kusur öğretmendeymiş gibi. Onlarda ne kusur var? Onlar bu memleketin evladı. Çalıştılar, kazandılar, okudular, mezun oldular. Atamayan sensin, atanamayan değil, Tayyip Erdoğan'ın atamadığı, mülakatlarda hakkını yediği, partizanlık yapıp elediği öğretmenler var. Atanmayan öğretmenlerin hepsinin yanındayız, arkasındayız. Hayatını kaybetmiş öğretmenlerimizi rahmetle, yaşayanları minnetle anıyoruz. Öğretmenleri çok seviyoruz. Çünkü bu ülkenin baş öğretmeni de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Diğer yandan burası malum bir tarım şehri. Bir tarım şehrinde çiftçilerin hakları var. Tabii mazot 19 bin liradan 42 bin lira olunca çiftçi ne yapsın? Ekmek mazotla, dikmek mazotla, sürmek mazotla, ilaç mazotla, gübre mazotla, mahsul toplamak mazotla, her şey mazotla. Ama çiftçinin derdini duyan yok.
çiftçinin alması gereken destekleme tarım kanununa göre %1'le 283 milyarken sadece 85 milyar destekleme ödediler. Aradaki 175 milyar farkı, 178 milyar lira farkı Çukurova'ya verselerdi yüzler gülerdi. Eskinin beyaz altını şimdi artık para kazandırmıyor. Eskiden 3 gece 4 gün yapılan düğünler şimdi salonlarda yapılıyor. Eskiden koçların, danaların kesildiği, kazanların kaynadığı ziyafetli düğünlerin yerine limonatayla kuru pasta bile kalmadı. Çiftçi milletin efendisiydi. Çiftçinin canına okudular, canına okudular. Ama çiftçiye vermedikleri parayı kur korumalı mevduata veriyorlar. Çiftçiye vermedikleri parayı gidiyorlar geçiş garantili köprülerin müteahhitlerine veriyorlar. Ve çiftçi kadar mağdur bir kitle daha var. Bakın hepsi burada. Emekliler bir el kaldırsın. Peki en düşük emekli maaşı alanlar kaldırsın. Kaç para? Bakın bu Türkiye'nin en büyük, en güçlü ve en mağdur korosudur. En acıklı şarkı olan 10 bin lira şarkısını, türküsünü yanık yanık bütün Türkiye'deki emekliler okumaktadır. Emekliler şunu biliyor ama mutlaka anlatın. Tayyip Erdoğan ilk iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani size hiç ilişmese, hiç karışmasa, sizin düzeninizi bozmasa bugün 1,5 emekli maaşı, 1,5 asgari ücret 26 bin lira. Ayda 26 bin lira alacaktınız. Ama düzeninizi bozdu. Enflasyona ezdirmem dedi. Gerçek enflasyon %120, TÜİK'inki 68, 7500 liralık emekli maaşına %33 zam yaptı, 10 bin lira yaptı. Olmaz dedim, gelin emekli kart çıkaralım dedik, emekliye 7000 lira fark verelim dedik, olmaz dedi. Ya hesaba bak, bu emekli sen geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lirayla 2,5 çeyrek altın alıyor. 5,5 çeyrek altın kayıp. Şimdi emekliler, Allah aşkına bunu AK Parti'ye oy veren emeklilere anlatın. Bir tane çeyrek altını cebine koysan, evine varsan, baksan ki düşmüş. Koşar, bütün Adana'da ararsın değil mi? Ya bir çeyrek altın değil, bir emekli değil, bütün emekliler. Bir kere değil, her ay bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybediyorlar. Bak ne diyorsun, düşürdüğüm yerde ararsın. Sen ayda 5,5 çeyrek altını nerede kaybettin? Bir seçim sandığında kaybettin. Bir şey aranılan yerde bulunur. Kaybettiğinizi seçim sandığında bulacaksınız. Seçim sandığında bulacaksınız. Ve bir basit hesap da Ramazan mübarek günde emekli ikramiyesi üzerine. Emekliler önce hiç ikramiye almıyorlardı. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu iki bayramda birer ikramiye dedi. Önce vermem dedi. Sonra ben de vereceğim dedi. 3 yıl bekledi. 2018 seçimlerinden önce. Yani sözü 2015'te verdi. 6 bayram hakkınızı yedi. 2018'de bak amcam gösteriyor. 1000 lira verdi, 1000 lira. Biz dedik az. Biz dedik bir asgari ücret olsun.
1000 lira yeter dedi. O bizim beğenmediğimiz 1000 lira 24 kilo kıyma alıyordu. 24 kilo kıyma. 2018'de kıymanın kilosu belli, alınan ikramiye belli ve 24 kilo kıyma alıyordu emekli. Yani 42 liraydı kıymanın kilosu. Bugün 3000 lira veriyor. 3000 lira. 3000 lirayla var kasaba, sana 6 kilo kıyma veriyor. Yani 6 yılda Ramazan mübarek gün, Allah oruç tutanların oruçlarını kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun. 30 Ramazan, 30 iftar, 30 sahur, ardından bayram sofrası ve o sofradan, o mutfaktan, o dolaptan, torununun, evladının, senin kursağından sadece emekli ikramiyesiyle 18 kilo kıymayı aldılar. 18 kilo kıymayı çaldılar. Bunun da hesabını sandıkta sormak emeklinin boynunun borcu olsun. Şimdi bu güzel günde arkamda adaylarımız, Adana'nın 4 kıymetli milletvekili Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer ve genel başkan yardımcımız da olan Burhanettin Bulut var. Hepsine emekleri, gayretleri, çalışkanlıkları için teşekkür ediyorum. Sizlere de onları seçtiğiniz ve sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Genç, çalışkan, başarılı bir il başkanımız var. Harika bir konuşma yaptı. Size de güzelce seslendi, sözünü aldı. Onun şahsında bütün örgütümüze başarılar diliyorum. Onlara güveniyorum. Hiç korkmayın. Bir tarafta korku ittifakı var. Cumhur İttifakı. Bir tarafta biz varız. Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı'nı söyledim. Özelliği kimseyi dışarıda bırakmaz, ayırmaz. Kürt demez, Türk demez, Alevi demez, Sünni demez. Öyle sağdan demez, soldan demez. Bu ülkeyi seven herkesi kucaklar. Milli takım gol atınca kim ayağa kalkıyorsa Türkiye İttifakı'ndadır. Filenin sultanları dünya şampiyonu olunca kim onlarla bir gözyaşı döküyorsa Türkiye İttifakı'ndadır. Ayın sonunu getiremeyen emekli, borcunu ödeyemeyen siftahsız esnaf, geçinemeyen emekçi, iş bulamayan umutsuz gençler, onların anacıkları, babacıkları ve çiftçilerimiz, köylülerimiz, umudunu kaybeden, zorda olan kim varsa Türkiye İttifakı'ndadır, bizimle bir aradadır. Türkiye İttifakı'nın renkleri derken aklıma bir şey geldi. Şuradan bir CHP bayrağı var, getirin bana onu. Dur getir. Yollayacağım, sonra sen yine saklarsın abacığım. Oya Başkan, gel. Bunun ucundan tut. Ben bunu söylemeden gitmeyeyim, buradan tut. Şimdi bakın. Oya Başkan partili, Zeydan Başkan partili, arkamdaki herkes partili. Şimdi Seyhan'da hep beraber Seyhan'ı kazandık. Hep beraber hizmetler ettik. Seyhan'ın adamı, Adana'nın adamı, Allah'ın adamı Zeydan Karalar'ı Büyükşehir'e gönderdik. Bu Seyhan'ı CHP'nin kalesi yaptık. Şimdi parti aday gösterince iyi, göstermeyince başka partiye gidi. Ben de CHP'liyim diye. Bana da oy verin. Bakın,
Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Atatürk'ün emaneti koltukta oturuyorum. İşte parti, işte Cumhuriyet Halk Partisi, işte amblemi, işte adayı kardeşim, işte adayı, işte adayı. CHP'liyim diyen, Atatürkçüyüm diyen, milliyetçiyim diyen, devrimciyim diyen, halkçıyım diyen, cumhuriyetçiyim diyen herkes oya başkana sahip çıkıyor. Aha da parti, aha da amblemi, aha da adayı. Verin anneme. Anneciğim, oya başkan kazanınca bunu al, belediyenin önüne gel. Orada buluşalım. Ben de geleceğim kahvesini içmeye. Şimdi Türkiye İttifakı'nın renkleri hangi renkler? Kırmızıyla beyaz. Bir birlikte söyleyelim. Kırmızı. 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 En büyük. En büyük. En büyük. Kimseyi ayırmadan, kimseye karışmadan hep birlikte yürüyoruz. Zeydan Başkanı Büyükşehir'e, Oya Başkanı Seyhan Belediye Başkanlığı'na getiriyoruz. Size güveniyorum, size inanıyorum, sizi seviyorum. Çalışın, bu seçimi kazanın. Rekor oy bekliyorum, rekor oy bekliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. Büyük alkışlar geliyor.